Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü mavzuyumuz buradalar, yakşı ve yaman hatıma. İnsan balası dünyaya gelirken, elbette bir gün onu ölümü, hatıması, nahayası gelişenek. Adamların hayatları zahirada birbirine okşaşı mümkün. Madem ki dünyada yaşarken. Ama onların hayatı yakşı yaman bu yandaki hatıması ki, holasası yakara belirlenedi. Bir kıl tuğuladı, bir kıl yığılıydı, bir kıl halı. Ama dünyadan çıkıp gelirken payıda insanlar bir ikinciden farklanadı. Kimin hatımasını Allah Teala güzel kıladı? Ama kimdir? Özünü fiilleri bilen, özünü hatta hareketleri bilen, özünü ihtiyarı bilen hatımasını yaman kılıp alınadı. İnnamal a'mal bil khawatim. Amallar xotimasiga qarab belgilanadi. Odamlar bor. Namoz o'qiyotgan da ketadi. Odamlar bor. Sajdada turib omonatni topshiradi. Yana boshqalar bor. Aroq ustida, qimor ustida, fahsh munkar ustida jonni taslim qilishadi. Odamlar bor. Robbisiga talbiya aytib, ihromda turib, Alloh taoloning Ka'basini, Alloh taoloning baytini aylanib, tavob qilib ketadiganlar bor. Yana odamlar bor. Tünge, masiyat oturuşları da, veçerinkeler de vafat etişeler. Yani adamlar var, ömrünü, hakkını adamla yetkizişte yolu da sarflaydı. Ve bana şunun üstüde can taslim kıladı. Yani adamlar var, malı dünya topiştiği hırsı da, yahuvat mandalarda, narkotik mandalarda satıp, adamları da fasat güçlatıp, şu nesanı isteyen okulüştü üstü olgenler var. Bu ikisi hiç kaçan tengbomiydi. Hatımaları çıralı bugün, salih insanlar hakkında kıssalar cüleyem ki. Ana şunlardan ayrımlarına bir islam ötemiz. Gassal, ölüyle yuvadığın adam. Gassal, Şeyh Abbas Battavi'ye itedi. Bu kişi ömrünü, bana şu bir gassalı bile ötkizgen kişi. Cüde köp, adamların hatıması güvah bugün. Yakşı hatımaki hem, yaman hatımaki hem. O kişi ki ayakalı şunday dedi. Bir mescidini imam yenge kongurak kılıp, bir mayit var, şunu yuvintirişke yordam verip geçseyiz, de benden sorandı. Falan 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 maçta. Bordum, bu kongura kılınken gün cuma keçeydi. Şenba günü tongda bordum. Şenba günü tongda bordum, mescid imamı beni körüp, ey şeyh, ben özüm yuvintir oraya, eğer hacet bozsa sizi çakıramam dedi. Yani özüyle yuvintirarken sizler beni ne çakırlar dedi, narazı buldu mu? Lakin sabır kıldım. Keyin soradım. Bu vafat etken adam kendi vafat etti. Onlara yetişti. Keçe cuma namazını okuyarken vafat etti. İmam bilen farzını okurken ahiriki secdeden başını kötürmedi. Adamla secde kılıçtı. İmam takibir etti. Kadeye ahiriki oturuştu. O ise secdede duruldu. Adamlar avval geparva kılıçmadı. Tahiyyeniye mi okuştu? Salavatniye mi okuştu? Salam birgen de hem bu secdede durulardı. Adamlardan biri onu tutup görüldü. Yıkılıp düştü. Amanatını parvardigarı bugün sacdada tapşırdı. Buradalar ne kadar güzel hatıma. Elbette bu hayatını güzel bugünlüğe, şu bendeni parvardigarıya bir cahı yokkanlığa, Allah razı bugünlüğüne alamadı. Keyinrak, yuv oluşkanıdan ki, beni çakırışçı içeri getirdim. Halige vafat edip yatken, yigitini yüzüge karadım. Anca münca, mayyitini yüzü de bu milyon nur baradı. Onu cenazesini peşinde okuduyan bulduk. Azan aytıldı. Taassuf, mescidde köp adam kemeseken. Peşin namazıya bar yoku bir sahip olarken. Azan aytıldı. Hiç kança vakit tutmadı. Bana şu günkü peşinde, şimdi adam köp geldi ki, adamlar mescidin içine sığmazdan, taşkarısı da hem namaz okuşu getirdik elinde. Dafan kıldık. Şu bala gibi oken, şu yigit gibi oken muhabbatıdan, cenazdaki iki yanlarında sağını katta buldu. Keyin soradım. Ha bu yigit ne makalara da özü tırıyla gider. Cevap verişti, mahalle balalarına Kur'an yoklatar idi. Mescidde Kur'an halkaları var idi. Peygamberimiz etkenler, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ Sırada oraylarda, ey yaşlılarıyla, Kur'an'ını özü örgenip, onu başkaları örgenliyle. Kur'an'da okuşu örgengenler, Müslümanlar da yakşı buluştuğunu yarımı bu. Yine ne makalıştığı kereyken, demek, bana şu adam hala ahlullah ve hassatı, Allah'ın has bandası boyanıyor hala.
O'rganishni yarim ish. Endi nima qilish kerak uni? Mana hayotini yaxshi amal bilan o'tkazgan yigitni xotimasi qanday chiroyli bo'ldi. Alloh hammamizga nasib qilsin. Yana bir yigitni xotimasi buni muqobilida. Ixtizor holatida yotar ekan, unga kalima talqin qilib La ilaha illalloh deysa oldida. Ham men bu kalimaga kofirman dedi. Oxirgi nafasini chiqardi. Bu ham bir xotima. Bu ham bir xotima. Yana bir yosh yigit ixtizor holatida shifoxonada yotar ekan, atrofdagilar unga kalima talqin qilishdi. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. U qaytarmadi. Ozgina turib, mushaf bormi, mushaf dedi. Yonida turganlar xursand bo'lishdi. Ha, Qur'onni so'rayapti, kitobni so'rayapti, tilovat qilsa kerak. Mushafni oldiga olib kelishganlarida u sizlarga guvoh qilib aytaman, mana shu kitobga men kofirman dedi. Joni chiqib ketdi. Omonatni topshirdi. Bu ham bir xotima. Birodarlar, kishini yaxshi xotima topishi yoki yomon xotima topishligi hayotda qilib o'tgan ishlariga bog'liq bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri. Ey bola, nima deyapsan? Unday demagin deyishdi, kech bo'ldi, ketdi. Yana bir yigit. Bu bari voqiy qissalar. Voqiy qissalar bularni bari. Avariya bo'ldi. Avariyaga uchradi. Badaradan qon oqyapti, tez yordam mashinasi kelib yuklab olib ketyapti. Yigit o'ziga kelmagan, hushiga kelmagan hamoyog'idan qon oqib yotibdi. Juda ham chiroyli ovoz bilan Qur'on tilovat qilib borardi. O'zida emas, lekin Qur'on tilovat qilyapti. Shifoxonaga olib borishdi, shu yerda vafot etdi. Hamma yig'ladi. Tanimaganlar ham yig'ladi. Chunki Qur'on o'qib yotgan edi o'ziga kelmagan holatida ham. So'radik, qanaqa yigit edi bu? Nima sababdan chiroyli xotima topdi? Javob berishdi, da'vat yo'lida yurgan talib ilm edi. Har dushanba roza tutardi. Har dushanba roza tutib, qishloqdagi buvisini ziyoratiga borardi har dushanba. Ana shu ziyoratga ketishlikdan avval, ana shu o'zi yashaydigan shaharda xayriya son tarqatadigan tashkilotlarga borardi, mashinasiga siqqanicha xayriya sonni yuklab, buvisini qishloqdagi kambag'al bechoralarga tarqatib bo'lib, keyin buvisini oldida o'tirardi. Silay rahim Xayr ihson ilm yo'lidagi mehnat. Ana chiroyli xotima topilishiga sabab bo'lgan amal. Kishi nimani ustida vafot etsa, shu narsaning ustida qiyomatda tiriladi. Yuhsharul mar'u ala ma mata alayhi. Kishi nimani ustida qanday holatda vafot etgan bo'lsa, qiyomatda shuni ustida tiriladi. Sajdada ketibdim bu birodar, sajdada tiriladi. Solih amal ustida Qur'on tilovatidami? Shuni ustida. Sayni bo'libdimi? Sayni tiriladi. O'zini tog'dan tashlab qatl qilib o'ldiribdimi? O'zini tog'dan tashlaydi. Dunyoda nima qilib o'tgan bo'lsak, qanaqa ekanda, xotima o'lim oldidagi ixtizor holati siz bilan bizning sirlarimizni fosh qilib qo'yar ekan. Odamlar ko'rgan joyda zo'r bo'lib yurishimiz mumkin, zohirimiz. Ammo botinimiz, qalbimiz qanday bo'lsa, o'lim soti shu holatda bizning sirimiz ochiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-janna hatta ma yakunu wa baynaha illa dira'un." Sizlardan bittalar bir umr jannatilarning amalini qilib yuradi. Shunaqa jannatga yaqin bo'ladiki, bir zira qoladi masofa. Hozir o'lsa jannatga kirib ketar edi. Fayasbiqu alayhi al-kitob. Kitob o'zib ketadi. Peshanasi yozilgan narsa o'zib ketadi. Dozoqilarni qiladigan ishini qiladida, shuning ustida Alloh uni jonini oladi. Dozoqga ravon oladi. Umr bo'yi savob ish qildi, lekin dozoqga ketdi. Endi buni muqobilida. Va inna hadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dira. Yana bittalar bir umr dozoqilarda amalini qiladi. Shunaqa dozoqiy amalni ko'p qiladiki, bir zira qoladi dozoqga kirishiga. Fayasbiqu alayhi al-kitob. Kitob o'zib ketadi. Peshanasiga yozilgan taqdir o'zib ketadi. Va do'z jannatiklarni qiladigan amalini qilib qo'yadi. Shuning ustida Alloh jonini oladi, jannatga kiradi. Mana shu hadisning sharhida aytiladiki, ana u odam birinchi odam. Bir umr jannatiklarning ishini qilib dozoqqa kirib ketgan odam. Jannatiklarning ishini qilar edi odamlar ko'radigan joyda. Ammo yolg'iz qolganda fahsh munkarda shunday minib olar edi. Odamlarning ko'ziga taqvo dor edi, ibodatxonada. Ammo qalbida iymon, ixlos
Allah'a bo'lgan takva yok idi. Tushunarli mi? Sizi kimligiz? Bomdodga uyg'ondingiz? Uyg'onganingiz hech kim bilmaydi. Turish yoki turmasligingizda bilinadi. O'zingizni kimligiz? Chunki boshingizni o'rab uxlasiz, kim bilib o'tiribdi? Uxlab qolgan. Shuning uchun aytiladi, o'lim oldida sirlar ochiladi birodarlar. Mo'min kishi, haqiqiy iymon bilan yashagan mo'min kishi o'lim soati yetganda uni oldiga farishtalar keladi. Onu sabit kelime bilen, sabit turuşlikke çakıradı. Ötken biz derslerimizde, her bitti insan ihtizar haleti gelip, dünyadan çıkışanı bu kalırken, til, ayak kol, işten koyanda közü körüp duradı, farıştalarını köradı. Onge haridar bugün farıştalarını köradı. Mumun olsa, cennetten çıkan farıştalar, cennetten bugün kefenliyle kuşbolarını alıp kütüp duradı. Eğer bunu aksi olsa nauzu billah, cehennemden alınken kefenliği bile tutturadı haradarları. Köremiz hemeniz haradarımızı. İnnellezine kalu Rabbunallahu thummustakamu tetenezzelu aleyhimul melaikete allâ tehafu ve la tehzenu ve abşiru bil cenneti illeti kuntum tuadun. Elbette parvardigarımız Allah de sonra doğru üstüvar bulgen zatlarının aldılarına ölüm paytida farishtalar tushib der. Mana Rabbimiz aytibdi, o'layotganingda mu'min bandam farishtam keladi sen oldinga. Nima deydi? Qo'rqmanglar va g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar. Farishtani ko'rdingiz, jannat bilan xush bo'lgin, xotirjam bo'l, qo'rqma, senga g'am qayg'u yo'q degan paytda aytingchi, shu kun uchun, mana shu xabarni eshitish uchun amal qilmayotdingmi umrimiz davomida? Farishtalar da mana shu xush xabarni eshitish uchun issiq kunida roza tutmayotdingmi? Saharlarda uyqumizni buzib, namoz o'qimayotdingmi? Qiylanib topgan pulimizni ehson qilmayotdingmi? Mana shu xabarni eshitish uchun birodarlar, saodatli abadiy hayotni boshlanishi mana shu lahzadan bo'ladi. Lekin mo'minga o'lim achchiq bo'lmay qolar ekan. Dunyodagi eng shirin narsa uchun o'lim bo'lib qoladi. Nima uchun? Hozir jonni topshirsa, nariga rohatlik, farog'atlik cenneti hayat başlanadı. Bir salih ayağının kıssası. Salih ayağıydı. Eri bilen umreye varıp, katip geliye attı, yol harekatı güçlüler, avare güçlüler, vefat etti. Eri hikaye kıladı. Ayağım salih idi. İbadatta gayretlik, nafil amallarını kaldırmaz, itaat görüldü. Umre kılışı için, birge çıktık, umre amallarını kılıp, üyümüzde kayıtarken biz, gıldırege atılıp getip, maşinamızı aylanıp getti. Özümge gelip ayolun topu borsam, ihtizor holatda yotarken. Oxirgi nefeslerini alarken menge, ey falancı, Allah sizni avf qilsin. Ailemge menden salam yetkizin. Endi cemlenişimiz cennetge kaldı dedi. Ve omonatni topşirdi. Ya eyyetuhan nafsul mutmainne, irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyya. Mumun adam, ihtizor holatda turar ekan, mo'min odam dunyodan oxiratga ko'chishlik oldida turar ekan, unga farishtalar "Ey xotirjam, sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Fadkhuli fi ibadi va dkhuli jannati. Meni bandalarim qatoriga qayt. Meni jannatimga qayt." Mana birodarlar, chiroyli xotimaga misollar. Allah hammamızı bana şunu diye hatıma gene nasip etken bulsun. Bunu mukabalada başka kişinin vefatına aytamız. Muazzın. Muazzınlar gibi bir lodgen acil sahabların hayatta uluğ. Anaşı avali ötken davurlarda minaranın üstüge bir günde 5 metre çıkıp ozanat odgen muazzın. Kıyamatta ularge acil nahayette bir kette birilerde. Anaşı muazzınlardan biri minaradan turup ozan aytarken bir ayolge közü şükür aldı. Ertasi kuni ozon aytarken yana ko'rdi. Bir necha bor kuzatdi, qalbiga uni ishq tushib qoldi. Ko'zni xiyonati. Ko'zni xiyonati. Falamma zaghu azaghallohu qulubahum wallohu la yahdil qomal fasiqin. Bas qachonki ular haq yo'ldan og'ishgach, Alloh ularning dillarini og'dirib qo'ydi. Zotan Alloh fosiq itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Ko'zi bilan haqdan toyildi. Közü bilen günah kıldı, közü buruldu, Allah da Allah kalbini yan burup koydu.
Şeytanın insan bolasını işletadiyen, üstüde işletadiyen küçülü kuralı nazar. Bir mette kaladı pişti de, karamasını da, karamasını da. Akıbatını mı oldu? Aşık oldu. Ayağını topu bordu, haradar buldu, Nasrani ayağladı. Senge ülenmek için mi? Nasrani dini götesen, kim senge tegemen. Allah saklasın, Nasrani götü. Ülendi. Şimdi bana şu ayağı aldı ki, maksadını amalı yaşlı üçün kilit götürken, ostanadan kokuldu, yıkıldı, boynu üzülüp öldü. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onu avvalı kandeye ediyor, ahire kandeye buldu. İman keltirgen zatlarını dünyada hem ahirette hem ölüm saatinde hem Allah Teala La ilahe illallah kelimesi bulan sabit kıladı. Çünkü buralarla tilimiz bana şu kelimeye adetlendirelik. Adamlar var. Namazını hem okuyan için okuydu. Rozanı hem tutuyken için tutadı. Acele olmasını geçiyor, hıcalat olmasını geçiyor. Aslında kalbede hiç narsa yok. Abu Darda raziyallahu anhu ihtizar halatıda yatarken yanındaki kişilerine nasihat kılıp şundayı dedi. Bana ana ketti de durdu. Abu Darda yaptı, bana şu gün için amal kılıyorlar. Bana şu gün için amal kılışlı gerekmez mi buralarlar? Ettege ettege de orka taşlaşlı gerekmez. Sufyan-ı Savri, uluğ insanlardan, abid kişiydi. Ölümü aldı da o kişini yığılıyordu görüşüp, ölümden korku yapsın mı deyişti. O kişi etti, günahlarımdan mez, ölümümden mez, ölümümden avval imanım ap boyluşu giden korku yapın. Pradalar bu amanatı topşirirken de, tilimiz kelimede turuşluğu, imanda turuşluğumuz en muhim narsa. Çünkü üç payette, eğer Allah da Allah sabit kılmasa, imanda kılmasa, ölgenden ki buranın sana tuzaklı buladı mı? Bu dünyada insan mürtet bulup geçseyem ölmedi mi hala? Hala imkaniyatı var. Günah mahsiyetke batıp gitti mi? Tövbe kılıçdaki fırsatı var. Çünkü bir gün basıyam hayatı var da hala. Ama ölüm saat kegende dünyadan keter payette. Eğer Allah ondan iman da koysa ne buladı ahvalı? Ondan ki buranın sana tuzaklı buladı mı? Rabbimiz siz bilmemizde hitap kılı şunu dediydi. Ya eyyuhallezine amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi ve la tamutunna ve la tamutunna illa ve entum muslimun. Ey müminler, Allah'tan hakka rast korkuşla korkunlar ve fakat Müslüman bo'lgan holingizda dünyadan ötinglar. Agar shunday bo'lmasa, yutqizdinglar. Fakat Müslüman bo'lgan holingizda. İmonda, İslomda turib omonatni topshirish. İmonda, İslomda turib o'lim topish. Birodarlar, bu eng katta ne'mat bu Müslüman odam uchun. İnsan ahirgi lahzaları kaysi holatida da kelishligini bilmeydi. Qayerda ölüm topishini bilmeydi. Ve ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nafs, yani insan, qayerda ölüşünü bilmeydi. Kaysi holatda ölüşünü bilmeydi. Kaysi vaqtda ölüşünü bilmeydi. Şunun için Müslüman adamla her lahzası ölümge tayyorgarlik oladı. Ruhunu cesetten çıkışı birodarlar oyoqdan boshlanadi. Sekin ko'tariladi. Ko'tarilib halqumga keladi. Kalla iza balagatir taroqi. Dar haqiqat jon halqumga yetganida. Shu vaqtda jon halqumiga keldi. Oyoq qo'l ishdan chiqdi, ko'z ko'rib turibdi. Atrofdagilarni ko'rib turadi. Vaqila manroq. Dam solib o'qib qo'yuvchi biror kimsa bormi deb qolishadi. Atrofidagi tabiblar boyaga endi o'lishga turib İhtizar diyorken kişini aldığı tabipler. Hala şok kılıp topuna vurup görüldü. Hala ukol kılıp görüldü. Hala bir yüreğine masaj kılıp görüldü. Ama o vadonna annahul firak. Boyaki kişi bilip durup da bu firak ikenliğine. Ukoliyem, elektrik tokiyem, yüreğine masaj kılışıyem fayda vermiydi. Vadonna annahul firak. Çünkü maşaya geldi de can. Oiladan, farzanddan, dostu birodardan, molu dunyodan, shahvat huzur halovatdan ajralish ekanligini tushundi. Shu holatini o'ylang-da shu odamni. Bir kun shuna shu kunga kelamiz birodarlar siz bilan biz ham. Shunda nimalarga pushaymoysiz? Va nimalardan quvonasiz? Valtaffatis saqu bisaq. Jon berishni qiyinligidan oyoq oyoqqa chalmashib ketadi.
Can taslim kılıçını ağırlığı giden, ayak bir bir geçermişip yetken vakit. Amanatı topşırdı. Yuvuladı, kefalenedi, yelkelerge kütarılıp, cenazeye alıp varladı. Eğer amadiz şafkasa, Müslümanla da arası da ölsüz. İlâ rabbike yevme idin ilmasak. Ana o'sha kunda yolg'iz parvardigoringizga haydalishingiz bordir. Fala saddaqa wala solla, walakin kazzaba wa tawalla, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, awla laka fa awla, thumma awla laka fa awla. Darsimizning nihoyasi Rabbimiz aytadi. Na Qur'on va payg'ambarni tasdiq etdi va na namoz o'qidi. Balki u Qur'onni yolg'on dedi va iymondan yuz o'girdi. So'ngra mana shu qilmishlaridan uyalish o'rniga gerdaganicha o'z ahli tomon ketdi. Ey ko'rnamak inson, o'lim bo'lsin senga, o'lim. So'ngra yana o'lim bo'lsin senga, yana o'lim. Insonlar dunyoga kelib tug'ilishligi bir xil bo'ladi. Ammo dunyodan chiqib ketishligidagi xotimalari turli bo'ladi. Solih amallarni qilib, iymon bilan ketganlar, fisq va fujur ma'siyatda kufrda ketganlar, bu ikkisi teng bo'ladimi? Hargiz teng bo'lmaydi. Bu shunday holat ki, har birimiz bir kunga duch kelamiz. Xotimamizni qanaqa bo'lishligini biladigan kunimiz keladi. Shu kun keladi, aniq bizga xotimamiz ko'rsatiladi. Qanday xotima topishimizni aniq bilamizmi, birodarlar? Alloh subhanahu va taolo barchalarimizning xotimalarimizni chiroyli qilishligini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va